Saat şu an 7:30, güneşe bakıyorum. Bugün okulun ilk günü. Heyecanlıyım. İlk günü için hazırım. Ne gün hayırlı uğurlu olsun. Hadi bakalım. Sizlere öğle yemeğimi göstermek istiyorum. Burada bir tane tatlım var. Bir tane garnitürüm var. Şöyle brokoli falan. Daha sonra ekmeğim, çorbam. Çorbamız da güzel. Şimdi şuna da bakalım ne varmış. Yemekte de bu şekilde. Şinitzel, patates ve ketçap mı sos mu bilmiyorum bir şey var. Bu şekilde. Ben şimdi Müge Anlı izleyerek yemeğimi yiyeceğim. Sonra sizlere stajın nasıl geçtiğini anlatacağım. Şimdi de böyle biter. Günaydın. Ben bugün kalktım. Kendime bir Türk kahvesi yaptım. Şimdi de ders çalışıyorum. Buradan okumam gereken dolaşım sistemi var. Buradan da alerji ünitesine bakacağım. Çünkü öğleden sonra staja gideceğiz birlikte. Sizlere de hepsini çekeceğim. Şimdilik bana kolay gelsin. Hepinize merhaba. Bugün de bu şekilde giyindim. Şimdi hazırım. Şu an saat 12:30 ve benim stajım 2'de başlıyor. Yemekhaneden yemeği alıp buraya gelip yiyeceğiz. Daha sonra da staja gideceğiz. Dün stajımın ilk günüydü. Sizlere çıkarken çekmiştim işte hazırlandım falan diye ama dün fazla bir şey çekemedim hastanede çünkü henüz çok yeniyiz ve hiç tecrübem falan yok. Ne yapacağımızı da bilemedik, heyecanlıydık. O yüzden dün öylece geçti. Zaten çok fazla hasta olduğu için içeride fazla böyle hani her şeyi göstermem de mümkün değil. Çünkü hastaların gizliliğini ihlal etmiş oluyorsunuz. Ve yani çok kalabalık oluyor, aşırı kalabalık. Hani orada telefonu çıkartıp da hadi ben şöyle bir çekeyim deme şansınız yok. Hastanenin önünden adım atacak yer yok. Öyle söyleyeyim. Hani içerisi zaten kalabalık, dışarısı daha da bir kalabalık. Öyle şey pazar günü çektiğim gibi hiç değil. O yüzden yeterince çekim yapamamış olabilirim o günlerde. Ama bunları telafi edeceğiz. Şimdi böyle bir acemiliğimi attıktan sonra zaten daha rahat olduğum için sizlere de birçok şeyi çekeceğime eminim. Anlatacağıma eminim. Dün immünoloji polikliniğindeydim. Aynı zamanda servise de çıktık. Yeni doğan servisine falan gittik. Çok güzel bebekler gördük. Öyle işte birazcık hastalar tabii ki. Hastaneler. Allah hepsinin yardımcısı olsun. Ama biz de öğreniyoruz. Çok güzel geçiyor staj günleri. Akşamleyin sizlere detaylıca anlatacağım ve hastanede de çekmeye çalışacağım bugün. İnşallah çekebilirim. Bugün de alerji polikliniğindeyim. Alerjide bakalım neler göreceğiz. Dün solunum sistemi muayenesini öğrendik. Stetoskoplar, işte inspeksiyon, palpasyon, oskültasyon falan bunları gördük solunumda. Bugün de kardiyovasküler sistem yani kalp atışı, dolaşım. Bunlarla alakalı nasıl dinleniyor, nasıl anlanıyor, hangi ses hangi şeyi gösterir, üfürümler falan bunları göreceğiz. Hepsini sizlere yansıtmaya, en azından anlatmaya çalışacağım. Gösteremesem, çekemesem bile. O şekilde hepinizi seviyorum. Şimdi yemekhaneye gidelim. Önce bir yemeğimizi yiyelim sonra da hemen staja geçelim. Geç kalmayalım. Öptüm. Cetepe normale dönmüş. Kalabalıklar başlıyor. Yemekhaneye gitmek için tıp fakültesi girişini kullanacağız bugün. Fakültesinin içerisi böyle. Burada şey tiyatro bilet alabileceğiniz bir yer var. Burada store falan var. Şuralar şöyle. Pek güzel yani buralar. Sizlere okulumun içinde göstermek istedim açıkçası. Dönem 1-2-3'ü ben burada okudum işte bu okulun içerisinde. Daha sonra 4-5-6 hastanede oluyor. O şekilde. Buralarda hep İHU dersleri. Şimdi H kapısından çıkacağız. Ve yemekhaneye gideceğiz. Bu da Kırçıl. Yemekhanenin köpeği. Yemekhanedeyiz. Şimdi yemeğimizi alıp çıkalım. Yemekhanenin içinde yiyenler de var ama ben odamda yiyeceğim. Daha sağlıklı bence. Zaten odam yakın. Yemek alındı. Şimdi odaya gidiyoruz. Bugün güzel bir gün olacak. Hissediyorum. Tıp fakültesinin H kapısından gireceğiz. Buraya kartsız giremiyorsunuz. Buranın öğrencisi değilseniz bu arada tıp fakültesine giremezsiniz. Haydi. A kapısından çıkalım. Burası da şöyle kafe tıp. Çok fazla gösteremiyorum yine. Fakültesinin içerisi. Buralar hep amfi yukarılar. Bir gün işte içini gezerken detaylı gösteririm amfileri.
Şu an size bir önceki videoda gösterdiğim A kapısından çıkacağız. Ve direkt oradan daha kısa yol olmuş olacak. Okulumuz böyle. Çok güzel. Ben çok seviyorum. A kapısından çıkınca da böyle. Şimdi izlerken o hızlı hızlı geçiyor ama bir de sorun o yokuşlarda gidip gelmek ne? Dersin başlamasında bir saat var ve ben şu an odama geldim, yemeğimi aldım. Şimdi size yemeği göstereceğim. Bakalım neler koymuşlar. Bu arada bu yemeğin fiyatı 2.85. İçinde ne olursa olsun değişmiyor. Hep aynı. Bir tane mercimek çorbası var. Gösteremeyeceğim ama. Bir tane elma var. Bir tane su var. Bir tane ekmek. Ve şöyle bir kapta yemek var. Benim birazcık suyu akmış. Şurada açıp göstereyim size. Hiç de çalkalamadan getirdim aslında ama. Bir tane çatal bıçak var. Bu da akmış biraz üstüne. Getirirken biraz akmış ama bu şekilde. Bunların hepsi 2.85. O şekilde. Ben şimdi bunları yiyeceğim ve derse geçişmem lazım çünkü geç kaldım. Hastaneye gidiyoruz. Stajım başlamasına. Şu an 20 dakika var. Önce odama, dolabıma gideceğim. Bizim hepimizin kendimize ait dolapları var. Oradan önlüğümü falan giyeceğim. Sterilize olması için orada bırakıyoruz. Hastanede odaya getirmiyoruz önlükleri. Stetoskobumu taktım. Caka kartım da burada. Bu arada stetoskobumun şeyini göstereyim size, bakın. Netliyor mu? Netlemiyor. Hah, şu an netledi galiba. Şurada da yazıyordu. Bakın DRC'den özel yazıyor. Bunları da biz yazdırmıştık. Evet. Bu sefer biraz daha ince bir ceket giydim. Yani küçük kollarımı giydim. Çünkü zaten dolapta çıkartıp hastanede hiçbir şekilde giymiyoruz. Hastanede yeterince yakın. Hiç üşümüyoruz zaten havada. Hacettepe'li günler. Böyle burası böyle cıvıl cıvılken daha güzel oluyormuş. Çağrışımı seni çekeceğim, gel. Nereye çektin? Evet, sallama yeter. Yerin, yani bugün kardiyovasküler cerrahlik. Şu an arkadaşlarım yanında. Burası eko odası. Tanış. Odası selam. Evet. Hadi görüşürüz. Filtre etmiyor yani havayı. Direkt kenarlardan giriyor. Ne söyledi? Evet arkadaşlar, şu anda herkes tanıyor. Evet arkadaşlar, bugün stetoskoplarımızı kullanmak istiyoruz. Onun için de bölüm 33'te kardiyovasküler hastalara gideceğiz. Ameliyat öncesi ve sonrası onların üfürümlerini duymaya çalışacağız. Evet, stetoskopu kullanmayı öğrendik bugün. Ve onu uygulaması için şimdi kardiyovasküler cerrahi biliyoruz. 33. En çok merak edilenlerden birisi beyinden sonra. Among Us videosu yakında sizlerle. Bunu kullanacağım ilk defa. Kapı açıldı. Bitti. Ben de bittim. Şimdi odama gidiyorum. Merhaba, ben stajdan geldim. Size daha önce de söylediğim gibi bugün kardiyovasküler sistem muayenesini öğrendik. Alerji polikliniğindeydik ve çok güzel geçti gerçekten. Öncelikle hocamız bize odada anlattı. Hangi odaktan hangi üfürüm duyulur, işte hangi odaklardan neler dinlenilir, işte kalp sesleri kaç tanedir, S1 sesi neyin sesidir, S2 neyin sesidir, S3 neyin sesidir veya bunların patolojileri nelerdir. Bir sürü şey yani. Bunların hepsini öncelikle bize sözlü bir şekilde ve göstererek anlattı. Birbirimizin üstünde denettirdi bir arkadaş. Şunun üzerinde. Zaten 3 kişiyiz. Daha sonra bununla alakalı hastalara bakacaktık. Ama aynı zamanda alerji polikliniğinde olduğumuz için deri testi falan yapılıyor. Onlara baktık. Deri testinin nasıl yapıldığını. Solunum fonksiyon testi yaptık. Hatta deri testinin hastalar üzerinde yapılışını izledik. Yani 2-3 tane bebeğe yapılırken gördük. Onların hani neler alerjileri vardı falan, onları öğrendik falan. Ve çocuğun, hatta 2-3 tane çocuğun yumurta alerjisi çıktı yani gözümüzün önünde. Çocuk kötü durumdaydı. O çocukları falan takip ettik. Yani gelen hastalara baktık aynı zamanda alerjide. Hem de şöyle bir akciğer fonksiyon testi, işte solunum SFT denilen solunum fonksiyon testi yaptık. Bize de yaptılar. Hatta bu da benim sonuçlarım. Ve hoca bizim sonuçlarımıza da bakmış oldu. Hani hem öğrenmiş olduk hem de hoca bizim muayene etmiş gibi bir şey oldu yani. Teşekkür ederiz buradan da onu. Çok sevdik biz hocamızı. Gerçekten çok tatlı bir hocaydı. Hatta kendisi de Kayseri Fen mezunuymuş. Çok mutlu oldum, hatta konuştuk falan. Şimdi burada da işte benim testlerim var. Bugün de güzel geçti. Dünü de anlatayım. Dün fazla bir şey çekemedim dediğim gibi. Çünkü acemiliğime denk geldi. Hani ilk defa staja gidiyorum. Ne yapacağız, ne yapmayacağız belli değil falan. Böyle bir korkuyordum. Dün de solunum muayenesini öğrendik. Onda da mesela çok güzeldi bayağı.
birçok yani en az 15-20 tane hasta gördük. Öncelikle poliklinikte hastalara baktık. Gelen hastaları dinledik falan. Daha sonra da işte servise çıktık ve vizit yaptık. Orada da bir sürü hasta gördük. Yatan hastalar bunlar. Ve kontrollü işte uzun süreli hastalar. Bunların hepsine baktık. Ve gerçekten çok dolu dolu bir gündü. Bugün de bayağı doluydu. Hatta bugün çektiğim görüntüler de arasında şey de var. Kardiyolojiye de gittik. Normalde alerjideydik ama kardiyolojiye de gittik. Yani şunu söyleyebilirim ki gerçekten çok verimli ve güzel geçiyor. Ama şöyle bir şey var. Hani hastanede çok fazla hasta var. Çok fazla hoca var, doktor var falan. Ve orada hani kamerayı çıkartıp da hadi bir şeyler çekeyim demem birazcık zor oluyor. Çünkü yani tahmin edersiniz ki hani siz bir hasta olarak hastaneye gitseniz ve sizi birileri kameraya çekse hiç hoşunuza gitmeyecektir. Çünkü hani hasta olunca insan orada hani hastalığıyla cebelleşiyor. Hani şeyler yapıyor falan ve bu durumda bir kendisini kamerada görmek istemez. Ve zaten asla hiç kimseyi çekmiyorum. Çekmemeye çalışıyorum. Hani çekersem de izin alırım. Öyle çekerim. Onun dışında cidden zor oluyor. Çünkü hani utanıyorum bayağı fazla. Çok utanıyorum. Çünkü yani siz olsanız siz de utanırsınız. Çünkü mesela normalde Kayseri'de sokakta giderken utandığım bir durum. Şimdi burada hocalarım var, arkadaşlarım var. Kafamı çeviriyorum arkadaşım. O yüzden de çekerken birazcık tedirgin olduğum veya utandığım, heyecanlandığım anlar oluyor tabii ki. Ama zamanla bunun da geçeceğine eminim. Yani mesela önceden normal sokaktayken, AVM'deyken de mesela kamerayı çıkartıp tutamıyordum. Ama şu an gayet rahatım sokakta. Ama dediğim gibi arkadaş ortamım burada olduğu için galiba hani birazcık tedirgin olduğum oluyor. Geriliyorum yani. Hani Allah o da gerildi. Öyle işte arkadaşlar. Geçtikçe daha da iyi olacağına eminim yani. Mesela şu an ilk günkü gibi miyim? Birinci gün stajda hiçbir şey çekememiştim. Ama bugün bayağı bir şeyler çekmeye çalıştım. Yani mesela Çağrı, Onur'u falan gösterdim size. Kardiyolojiyi falan gösterdim. Bir yerleri göstermeye çalıştım. Ya dediğim gibi yine göstermeye çalışırım ama şöyle söyleyeyim, bence çok şanslısınız. Çünkü mesela ben dönem 4'teyim ve bu zamana kadar bile bu kadarını görme şansım olmamıştı. Yayınladığım videoda bunu ne zaman görürsünüz bilmiyorum. Gerçekten herkes şey diyor işte biraz daha çek, biraz daha çek, yarın yine çek, bir daha çek falan. Herkes çok mutlu oldu, çok sevdi falan. Like sayıları falan bayağı iyi. İzlenme de şu ana kadar attığım videolar içinde bir numara oldu falan. Dedim herhalde gerçekten çok seviliyor. Devamı da gelecek yani. Siz rahat olun. Çekebildiğim kadar çekmeye çalışacağım ama sizler de sadece beni şu konuda yargılamayın. İşte hiç çekmemişsin, az çekmişsin, işte gösterememişsin falan demeyin. Nedenini anlattım size. Keşke böyle maskesiz falan güzel bir şekilde çekebilsem eskisi gibi falan ama şu an herkes maskeli. Kimi yerlerde siperlikli, kimi yerlerde gözlüklü. Biz şu anlık çift maske takıyoruz ve hocalar bunun yeterli olduğunu söylediler. Foto çekinmeye gidiyorum. Yine tek başıma. Yukarıya yürüyüşe çıkmıştım. Size de buraları göstereyim dedim. Şurası çocuk acil kısmı. Şu karşıda büyük hastane var. Şu sürekli gördüğünüz popüler Hacettepe yazısı da. Şurada durun göstereyim. Şurada bakın. Çok güzel. Şöyle bir göstereyim dedim size genel hatlarıyla. Şöyle. Kocaman. Çok hoş. Sabahları hep buradayım. Çünkü pediatri olduğumuz için hep İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi'nin tüm katlarında geziyor oluyor. Sizi geyik kafeye getirdim. Geçen gün uzaktan göstermiştim. Şu geyiğin önünde de fotoğraf çekilmek istiyorum ama bakalım ya başarabilecek miyim? Şöyle. Geyik de ne güzel duruyor ya. Çok hoş, baksanıza. Şöyle durunca. Şurası tıp fakültesi. Şöyle durunca. Şurası hastane. Şöyle. 4 yıldır bu okuldayım. Şu heykelle ilk defa bir fotoğraf çekindim. Onu da kendim çekmeye çalıştım. Umarım güzel çıkmıştır. Yani çıkmadıysa da artık arkadaşlarıma çektireceğim. Yapacak bir şey yok. Burası da geyik kafe şu arkamdaki de. Burası da böyle arkadaşlar. Renkli merdivenleri de çekmezsem olmazdı geyik kafenin yanında. Burada geldim. Umarım çekmişimdir, olmuştur. Ama bilmiyorum. Bakalım. Çok karanlık. Geldim. Bugün yemeği birlikte yapacağız çünkü dışarıdan bir şey almadım. Ve yemekhaneye gitmedim çünkü öğlenleyinki yemeği hiç sevmedim. Hepiniz şeyi sormuşsunuz işte mutfakta neden maske taktım falan diye. Çünkü mutfak ortak kullanım alanı arkadaşlar, odanın içinde değil. O yüzden maskeyle gittim güvenilir olsun diye. Şimdi sizlerle yemek yapacağız. Bugün yemekte sucuklu kaşarlı tost ya da şey pizza ve şey yapacağız. Salata yapacağım.
ve size kolay bir pizza yöntemi göstereceğim. Bugün sizlere göstereceğim yemek tarifinde yapacağım pizza aynı böyle pizzaya benziyor ama çok kolay yapılıyor. Eğer aranızda böyle yurtta kalan falan varsa ya da evlerinize de yapabilirsiniz. Çok pratik bir şey. Onu göstereceğim size. 5 dakikada pizza yani. Göreceksiniz şimdi. Ellerimi yıkayayım önce. Bu arada ellerinizi yıkamaya ve hijyeninize çok dikkat edin arkadaşlar. Ben hani çocukluğumdan beri dikkat eden birisiyim. Yani size şöyle söyleyeyim. Normalde hepatit A çocukken geçirilir. Hani böyle dışarıda falan oynarken hepatit A büyük ihtimalle geçirirsiniz. İnsanların %90'ında hepatit A geçirilmişti. Zaten insanlar çok hafif atlatıyorlar çocukken ama ileri yaşta geçirirseniz bu çok tehlikeli olabiliyor. Hani karaciğerinize falan zarar gelebiliyor. Ben de şöyle bir baktırayım dedim aşılarıma falan, serolojiye. Sonra baktım hepatit A geçirmemişim. Yani hoca şey diyor, sen akvaryumda mı büyüdün, nasıl büyüdün? Hani hepatit A geçirmeden nasıl yaşadın falan diyor. Yani o yüzden ben biraz titizimdir. Yani belki bu da belli olmuştur. Beni tanıyan herkes biliyor çok titiz olduğumu ama tanımayanlar da belki fark etmiştir. O yüzden titizim. Sizler de o konuda titizlik konusunda dikkat edin yani, temiz olun. Bu hastalıkların hepsi temiz olmamaktan geliyor zaten. Hani pislikten, kirden geliyor. Temizlik imandan gelir yani. O yüzden temiz olun, titiz olun. Evet, ben biraz dağınık bir insan olabiliyorum bazen ama pis değilim. Yani dağınıkla pisin arasında fark var ve ben dağınıkım, dağınık. Dağınık olabiliyorum ama pis değilim. Bunu da burada ek bilgi. Videolarımda hep ek bilgi olur. Biliyorsunuz. Şimdi size dediğim şu kolay tarif, pratik yapılan pizzamı yapmaya gidelim. Bu arada içeride fan çalışıyordu. Hiç onu fark etmedim. Bak inşallah kötü çıkmamıştı. Neyse, önemli. İstersem keselim. Şimdi sizlerle şu pratik yemeği yapmaya gidelim. Birlikte yapalım. Mutfağa da götüreyim size. Malum herkes mutfağı çok sevmiş. Mutfağı soran sorana yani cidden çok fazla soruldu. O yüzden yine gideyim mutfağa ben en iyisi sizle birlikte. Şimdi size mantığı anlatıyorum. Ben bunun içine yıkanacakları koyuyorum arkadaşlar. Bunu böyle götürüp yıkıyorum. Daha sonra şu büyük kabın içine alacağım yıkadıktan sonra. Ve burada doğruyorum. Hani mutfakta doğramıyorum. Oraları çok hijyenik bulmuyorum. Şu poşetten çıkarttım şu iki tane ekmeği. Ve bunların arasını kesip içini boşaltacağız. Sonra üstüne sucuk ve kaşar koyup mikrodalgada pişireceğiz. Hepsini göstereceğim. Sadece mantığı anlatmaya çalıştım. Şimdi ekmeğimi burada hazırlayacağım. Oraya gidip orada uğraşmayacağım. Çünkü orası hani hijyenik olmayabilir. Burada hazırlayacağım. Sadece fırına koyup geleceğim. Şunu da yıkayacağım orada. Burada doğrayacağım yine. Şu salata tabağımın içine. Hepsini izleyeceksiniz şimdi. Hızlandırılmış bir şekilde. Ekmeklerimizin son hali bu şekilde oldu arkadaşlar. Aşağı bir dilim kaşar peynir, üstüne sucuk dilimleri, üstüne de bir dilim daha kaşar peynir koyduk. Ve bunu mikrodalgaya koyacağım. Sadece 5 dakika durması yeterli oluyor. Mikrodalgadan çıkınca pizza gibi oluyor. Mutfağa gidelim. Şimdi ben mutfağa geldim. Mutfak ortak kullanım olduğu için maske kullanıyorum. Bunu çok sormuşsunuz. Şimdi hemen şurada yeşilliklerimi yıkayacağım. Dediğim gibi çok hızlı pişiyor arkadaşlar. Yani 5 dakikada falan oluyor. O yüzden ben şimdi önce salatayı hazırlayacağım. Daha sonra onu pişirmeye gideceğim. Çünkü şimdi onu pişirip getirirsem o soğuyacak ve daha salata yapmam gerekecek falan. O yüzden şimdi hemen salatayı yapalım. Sonra da gidip pizzacıkları pişirip gelelim. Son halini size göstereyim. Salatama küçük de bir soğan doğradım. Salatamız hazır. Bunları da şimdi böyle gösteriyorum. Üstüne bir tane de domates koydum. Daha önce hiç koymamıştım. Bakalım nasıl olacak. Minik pizzalar. Bakalım nasıl olacak. 5 dakikaya ayarladım. Şu an 3 dakikası kalmış. Şu yukarıdaki de program üstünü pişirme diye biliyorum yani. Bilmiyorum bakalım ne olacak. Şimdi kadar size şöyle bir manzara göstereyim. Şu bayrağa bakın. Çok yüksek. Bina kadar daha yüksek. Bakın şu karşıdaki de diş hekimliği fakültesi. Yakından da göstermiştim. Ben bunu yapmayı teyzemden öğrendim.
Teyzem bize yapmıştı. Bakalım nasıl olacak. Birazcık zeytinyağı dökeceğim. Bu hakiki zeytinyağı. Birazcık zorluk olmuş konuda. Ve pizzamızı da son verdik bu şekilde. Domates koyduklarım birazcık sulandı. Ama onlar için çok güzel. Afiyet olsun bir yanlıyla. Hepinizi çok seviyorum. Bugünlük bu kadar olur galiba. Stajın ilk ve ikinci gününü birlikte çekerim. Belki yarın da çekerim. Üç günü birlikte atarım. Belki tek tek atarım. Bununla emin değilim. Sadece şunu söylemek istiyorum. Videomu buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Umarım gerçekten sevmişsinizdir ve gerçekten bir şeyler yansıtmışımdır sizlere. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Beğendiğiniz zaman ben çok mutlu oluyorum. Ve bu tarz videoların devamını da görmek için kanalıma abone olmayı unutmayın ki geldiği zaman bildirim gelsin sizlere. Sizler de görün. Ve ben de sayımız çoğaldığı için mutlu olayım. Hepinizi seviyorum. Kocaman öpüyorum. Bye bye.